Sayın Rektör Yardımcım, öğretmen evandarımız, sevgili öğrencilerimiz, değerli konuklar. Dünya Engeller Günü münasebetiyle Engelsiz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından hazırlanan ve İstanbul Resim ve Heykel Müzemizin ev sahibinde gerçekleştirmekte olduğumuz özel programa hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada hem boş vakit geçireceğiniz hem de farkındalıklarla dolu özel bir programımız var. Engel ve engellik diye bir problemlerin kalmadığı, her anlamda erişilebilir bir dünya dileklerimizi bir kez de buradan iletmek istiyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz derken, programın devamının moderatörlüğü için üniversitemiz Engelsiz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Birimi Koordinatörü, Doçent Doktor Sayın Saadet Arkis'i davet ediyorum. Hoş geldiniz. Engelsiz MSGSU olarak sizleri selamlıyorum. Ve Engelsiz MSGSU ekibini de birlikte sizleri selamlamak ve hoş geldiniz demek üzere yanıma davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, yani ben görünürde belki temsilci olarak görünüyorum ama biz büyük bir ekibiz. Ve üniversitemizin engellilik kavramının olmadığı hedeflere götürürken birlikte güzel projeler yapıyor olacağız. O yüzden biz bir ekibiz ve biz Engelsiz MSGSU olarak bundan sonra daha farkındalık yaratan, farklı farklı işlere de imza atacağız. Hepinizi ekip olarak selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Evet, bugün burada üniversitemiz rektör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Burçin Cem Arabacıoğlu burada. Açış konuşmasını yapmak üzere kendilerini buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın hocalarım, çok sevgili öğrenciler, değerli konuklar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Böyle anlamlı bir günde sizlerle engelsiz bir müze olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Engelsiz MSGSU birimimiz tarafından MSGSU 360 ile koordinasyon içerisinde İstanbul Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü ve İZEV ve Farkband'in katkılarıyla gerçekleşen bu etkinlikte emeği geçen herkese içten teşekkürlerle sözlerime başlamak istiyorum. Birleşmiş Milletler 1992 yılında engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için Uluslararası Dünya Engelliler Günü'nü kabul etmiş ve 1993 yılında da insan hakları meselesi içinde engellilerin sorunlarıyla ilgili yeni başlıkları açmıştır. Çağdaş uygarlığın temelini her insanın salt insan olduğu için biricik ve en değerli varlık olduğu, dili, dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun tüm insanların eşit haklara sahip olduğu fikri oluşturmaktadır. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde yükseköğretim kurumları Engelliler Dayanışma ve Koordinasyon Yönetmeliği uyarınca kurulan Engelsiz MSGSU birimi faaliyetlerine başlamış. Engelsiz MSGSU birimi çalışma usul esasları ile eğitimde fırsat eşitliği yönergesi yürürlüğe girerek tüm akademik birimlerin iletişim kişileri tanımlanıp yayınlanmıştır. Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan özel gereksinimli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel barınma, sosyal ve benzeri alanlarda ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler ve daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmanın yanı sıra
üniversite yerleşkelerinde bulunan yapılar ile açık alanların özel gereksinimli bireyler için ulaşılabilir olmasını sağlamak gibi görevleri tamamen gönüllülük ilkesiyle üzerine alırken, bu özel günün organizasyonunda da emek veren MSGSU biriminin tüm üyelerine, her zaman büyük özveriyle katkı sunan birim koordinatörü Sayın Doktor Saad Aysas hocamız nezdinde teşekkürü ayrıca borç bilirim. Her ne kadar hem yönetim hem de Engelsiz MSGSU biriminin tüm üyeleri olarak büyük hassasiyetle ve asli görev önceliğiyle bu çalışmaları gerçekleştirsek de, özel gereksinimli bireylere hak ettikleri eşit yaşantı yaşamı sunabilmek, bu çalışmalar kişilerle sınırlı kaldığı sürece tam olarak gerçekleşemez. Bu özel gün vesilesiyle sizleri de eğitim, sağlık, çalışma yaşamı gibi hayatın her alanında fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekansal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin özel gereksinimli bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulmasına yılın her günü katkı vermeye davet ediyorum. Sözlerimi uzatmadan konunun uzmanlarına bırakacağım. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla hep birlikte yaşamı kucaklamak dileğiyle sözlerimi sonlandırıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. İyi ki yanımızdasınız. Çok teşekkürler. Evet, Burçin Hocam bahsetti. Biz de Engelsiz Müze, göz bebeğimiz İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin ev sahipliğinde bu organizasyonu yapıyor olmaktan ayrıca mutluyuz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi bir panelimiz olacak. Panelde afişimizden de gördüğünüz üzere farkında mısın sorusunu açacağız. Sonra panel esnasında sürprizlerimiz de olacak tabii ki. Ben panelistlerimizi size tanıtarak birer birer buraya davet etmek istiyorum. Aslında buradaki sıra karışık ama nasıl yapalım? Önce Merve Kılıç'tan bahsetmek istiyorum. Merve Hanım, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV'in başkanı. Kendisi bu konuda çok büyük emekler vermiş. İZEV'i de şu anda güzel çalışmalarıyla yöneten kıymetli bir isim. Sayın Merve Kılıç, buyurun. Hoş geldiniz. Evet, sırayla gidelim. Hakan Kural'dan bahsetmek istiyorum. Hakan Bey, İZEV'in bir önceki başkanı. Şimdi onursal başkanımız, İZEV'in sosyal marka projelerinde sıra dışı farkındalık yaratan özel projelerinde farklı bir beyin, öyle söyleyeyim. Sizi nasıl anlatayım Hakan Bey? Bambaşka bir adam, Hakan Kural. Hoş geldiniz. Evet, üçüncü konuşmacımız hem Engelsiz MSGSU üyesi, hem üniversitemiz Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve de evrensel tasarım konusunda çok ciddi çalışmaları olan doçent doktor Şenay Çabuk. Hoş geldiniz. Evet. Son konuğumuzu davet edeceğim. Sayın Ebru Demirtaş. Ebru Hanım psikolog. İZEV Vakfı'nda hem psikolog şapkasıyla hizmetler veriyor, hem de İZEV'in eğitim koordinatörü kendisi. Hoş geldiniz. Evet, şimdi ben oturacağım galiba. Hiç de oturmaya niyetim yok. Şuradan yapayım. Bizim kıymetlimiz Saadet Aydız. Teşekkürler, sağ olun. Evet, şimdi iki tur konuşma planladık.
Ben farkında mısın sorusu yönelteceğim. Önce Merve Hanım'a yönelteceğim. Farkında mısın sorusu çok kapsamlı aslında. Bireysel olarak farkında mısın? Bunu toplum adına da cevaplayabilirsin. Toplumsal olarak biz farkında mıyız? Ya da küçük çevremiz olarak biz farkında mıyız? Daha da genişletebiliriz. Neyin farkındayız? Ne yapıyoruz? Merve Hanım, sözü size veriyorum. Sizin mikrofonunuz açık. Teşekkür ederim. Ben de bu harika mekanda ilk kez bulunuyorum. Bizi ağırladığı için hem müzemize hem de üniversitemize tabii ev sahipliği için çok teşekkür ederiz. Üniversitelerin engelsiz faaliyetleri sivil toplum kuruluşları için çok önemli. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın da bu anlamda sunduğu katkı bizim için çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Bugün 2 Aralık, 3 Aralık'ın bir gün öncesindeyiz. Biz her 3 Aralık haftasında çok yoğun oluruz sivil toplum kuruluşu olarak. Birçok etkinlik eş zamanlı olur, kendi etkinliklerimiz olur. Bu yıl uzun zaman sonra ev sahibi değiliz, konuğuz. Bunun da bir ayrıcık güzelliğini yaşıyoruz. Pek alışık değiliz. Aynı zamanda Engelsiz Yaşam Fuarı'nda da bulunuyoruz. Eş zamanlı orada da etkinliklerimiz olacak. 3 Aralıklar böyle Türkiye'de kutlama havasında geçiyor. Özellikle kurumlar 3 Aralık'ı Dünya Engelliler Günü kutlu olsun şeklinde kutluyorlar, temennilerini iletiyorlar. Ben de konuşmama bununla başlayayım. Biz bir kutlama için burada değiliz. Farkında olduğumuz için buradayız. Fakat aynı zamanda farkında olunmadığı için buradayız. 3 Aralıklar bu yüzden var. Geçen ben bir konuşmamda sivil toplum çalışmalarını biraz komünizme benzetmiştim. Dedim ki komünizm idealine ulaşıldığında komünizm kendi kendine zaten yok ediyor. Biz de bir gün umuyorum ki kendimizi yok ederiz. Böyle Kuzey Avrupa ülkelerindeki gibi şeyler için böyle sanatsal faaliyetlerde mutlu, mesut, huzur içinde buluşuruz. Ama daha çok Türkiye'de maalesef hak taleplerini, hak ihlallerini, eşitsizlikleri ve yarının toplumunu daha eşit, daha bütüncül olarak nasıl inşa ederiz konuşmak için bir araya geliyoruz. İZE farkında. Çünkü 89 yılından beri faaliyet gösteriyor ve birçok alanda hep ilkleri yapıyor. Türkiye'de de bu ilklerin kurumlar tarafından sürdürülmesini sağlıyor. O yüzden kurumumla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Ben farkındayım. Çünkü bu kurumda bu görevi yapıyorum. Küçük yaşlardan beri sosyal meselelere hep duyarlı oldum ama bir sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanı olacağımı hiç hayal etmemiştim. Üniversitelerin faaliyetleri bu yüzden de önemli. Ben hep istiyorum ki 8 senedir, çünkü 8 senedir İZEV'deyim. Daha öğrenciler lisedeyken, üniversitedeyken kendi sivil toplum kuruluşlarını kurup onun yöneticisi olmayı hayal etsinler. Hangi mesleği seçeceksin diye sorduğumuzda ben bir sivil toplum kuruluşunu yönetmek istiyorum. Sosyal fayda odaklı faaliyetlerde bulunmak istiyorum o idealize etsinler. Bu yönde bir farkındalık oluşturalım. Çok istiyorum, çok diliyorum. Bireysel farkındalık konusunu hızlıca geçelim. Zaten siz de biz de burada bulunduğumuz için farkındalık sahibi insanlarız. Ama ne kadar farkındayız veya nasıl bir farkındalık yaratmak için yapıp ediyoruz? Öncelikle İZEV'in 10 yıllık hedefinden bahsedeyim size. Biz toplumsal bütünleşmeyi odağına alan bir 10 yıl planladık. Bu yılda o 10 yılın ilk yılıydı, tamamlamak üzereyiz. Toplumsal bütünleşme kavramını her faaliyetimizde işledik ve önümüzdeki 10 yılda da ne yapıp ne edersek merkezinde hep bütünleşme olacak. Bütünleşme bizim kaynaştırma dediğimiz dünyanın bir level üstü değerli arkadaşlar. Yani farklı olanı olağanla yan yana koyup da birini diğerine uydurma çabası, farklılıkları standartize etme çabası, normalleştirme çabası veya normal olmadığını düşünüp de anormalleri bir yere koyma gibi bir yaklaşımın tezahürü olan şey kaynaştırma. Bundan 20 sene önce evet kaynaştırmayı konuşuyorduk. Çünkü zaten özel eğitim ve özel sosyalizasyon çalışması yoktu. O yüzden diyorduk ki evet özel eğitim almalıyız.
sosyalizasyon çalışmaları yapmalıyız. Ama bugün artık kaynaştırmayı geride bıraktığımız bir 10 yılın ilk yılı. Toplumsal bütünleşme dediğimiz şey aslında evrensel tasarıma çok benziyor. Birazdan hocam da bahsedecektir, belki Saadet hocam da bahsedecektir. Yani herkes için var olacak bir sistem yaratmak. Herkese eşit uzaklıkta, herkes için yeterli ve herkesin hakkı olanı ona sunacak bir sistem toplumsal bütünleşme. Burada yapılacak çok fazla şey var. Ama temelde atılması gereken ilk adım farkındalık. Yani bireysel farkındalık ve onun çatısında birikerek oluşacak toplumsal farkındalık. İşte bu bizi bütünleşmiş topluma götürecek. Biz bütünleşmiş toplum örneklerini Kuzey Avrupa'da görüyoruz. Ben bu örnekleri çok veriyorum ama inşallah vermeyeceğim 10 yıl sonra. Biz yapıp edeceğiz. Ama konuşarak oluyor bunlar. Yani artık engelli tuvaleti dememeyi, engelli birey dememeyi, normallerle engellileri yan yana yerleştirmemeyi, bu kavramları hayatımızdan atmayı gerektiriyor toplumsal bütünleşme. Yani herkesin eşit yurttaş olduğunu kabul edip eşit yurttaşlık bilinciyle hayata dahil olduğumuz ve dahil ettiğimiz hak talebinde bulunmadan o hakların zaten sadece vatandaş olduğu için kişilere verildiği böyle bir toplum, bütünleşmiş toplum. Bize çok şey düşüyor. Temelde yurttaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına. Yurttaş olarak görmemiz gerekiyor eşitsizliği, adaletsizliği. Bize göre olup da diğerine göre olamayan ne varsa, talep edilmesine gerek kalmadan biz fark edelim, biz görelim, kendi konfor alanlarımızdan çıkalım. Bu bizim bireysel farkındalığımızla gelecek ve daha sonra başkalarının da aslında bu sistem içerisinde bizim kadar eşit ve saygın yaşayabileceği bir toplumu yaratacağız. Bireysel olarak görmeliyiz. Ben aynı zamanda bir radyoda program yapıyorum. Geçtiğimiz hafta da orada bundan biraz bahsettik. Hani farkındalığı çok konuşuyoruz ama farkındalık tam olarak nedir diye sordum konuğuma. Tam bu konuyla bağlantılı bir psikoloğu konuk almıştım. O da dedi ki evet, hani kişisel farkındalığımızı geliştirmek için kurslara, seminerlere gidiyoruz. Turistik seyahatlerde bulunuyoruz. Çeşitli kendimize terapiler yapıyoruz. İşte şu yönde farkındalığım var, bu yönde farkındalığım var. Ama temelde farkındalık nedir? Ben ona bunu sordum. O psikolog gözüyle bana açıkladı. Ben de oradan şunu çıkardım. Temelde farkındalık aslında etik üzerine yaşamak. Yani biz her konuda etik, ahlaki sınırlar hayatımızı bu şekilde ilerletirsek zaten farkındalık kazanmış oluyoruz. Ve dolayısıyla bu eşitsizliklere de temelde dur diyebilecek kişiler haline geliyoruz. Bana göre farkındalık bu. Benim farkındalığım ve farkındalık talebim de bu yönde. Hiç ekstra bir şeye gerek yok. Bize göre doğru neyse bu doğruları sorgulayalım. Herkes için de doğru mu? Sadece benim için mi doğru? Ve bugün için mi doğru? Çünkü doğrular da hem kişi hem zamana göre çok değişiyor. Birazdan sevgili Ebru da bahsedecek. Bazı kavramlar var hayatımızda böyle üstümüze yapışan. 20 sene önce çok doğru ve aslında hak temelli olup da bugün temel bir ayrımcılığın odağına gelen. O yüzden benim farkındalığım bu. Farkındalıktan anladığım bu. Peki sivil toplum kuruluşu olarak biz bugün aynı zamanda İZEV adına buradayız. Sivil toplum kuruluşları neler yapıyor ve İZEV neler yapıyor? Sivil toplum kuruluşlarına farkındalık noktasında bu ülkede çok şey düşüyor. Çünkü temelde sosyal hakların ve doğru farkındalığın yerleşmediği, belli bölgelerde daha iyi olup belli bölgelerde daha zorlu koşullar olan bir ülkede yaşıyoruz biz. Dolayısıyla bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler düşüyor. Devletin farklı kurumlarının üstlenmediği, üstlenemediği, bize devredilen konular var ve biz bunları sırtlayarak senelerdir sürdürmek durumundayız. Bu özel eğitim olabiliyor, bu bazen danışmanlık olabiliyor, bazen çok temel ihtiyaçları çözümlemek olabiliyor. Barınma hakkı gibi, beslenme hakkı gibi.
O yüzden İzev'in üzerinde hakikaten Türkiye'deki sistemden dolayı çok fazla yük var. Ve biz de bunu 11 faaliyet alanında sırtlayarak sürdürmeye çalışıyoruz. Özel eğitim, mesleki eğitim, istihdam, sosyalizasyon, gönüllülük çalışmaları, farkındalık çalışmaları, gıda bankacılığı bile yapıyoruz. Düşünün, 2022 yılını bitiriyoruz. Zihinsel engelli denilen bir kavram üzerine çalışıyoruz. Fakat gıda bankacılığı yapmak durumundayız. Yani aslında o kadar çok söylenecek söz var ki, keşke cümlelerimin başında ifade ettiğim gibi biz sanatla farkındalık, sanatla özel eğitim, bunları konuşuyor olsaydık ama... Onu da yapıyoruz. Evet, bunu da yapıyoruz. Fakat temelde gıda talebinin olduğu, barınma talebinin olduğu, hukuki destek talebinin olduğu bir yerde de bazen şunu da söylemiyor değiliz. Yani evet, Empire State'e tırmanıyoruz dünya engelli hakları için. Ama aynı zamanda Sarıyer'de gıda dağıtıyoruz çünkü gıdaya erişemiyor aileler. O yüzden aslında bugün 11 faaliyet alanındaki temel ihtiyaçlardan da bahsedebiliriz ama sormamız gereken şey bireysel olarak, toplumsal olarak, mesleklerimizle çalıştığımız kurumlarda biz farkında mıyız ve ne yapıyoruz? Sonra, evet. Son birkaç dakikayla şöyle tamamlayayım konuşmamı. Ne yapıp ederse İZEV, bugün birazını burada konuşacağız, çok çok uzun zamanımızı almayacağız, çok farklı alanlarda çalışıyoruz ama ne yapıp edersek iki destekle yapıyoruz. Gönüllü desteği ve finansal kaynak desteğiyle. Çünkü sivil toplum kuruluşları devletten hiçbir alanda destek almıyorlar. Sivil toplum bir özel alan, devletin boş bıraktığı alanları dolduran kurumlar sivil toplum kuruluşları. Vakıf ve dernekler de bunların en önde gelenleri. Biz ne yapıp edersek yapalım, gönüllülerimizin çok spesifik alanlardaki destekleriyle, bu bazen Farsça tercüme de olabiliyor, bazen çok ince bir mühendislik konusu da olabiliyor, bazen sadece gönüllü ablalık, atölye çalışmalarında mentörlük, arkadaşlık da olabiliyor. Gönüllülerin çalışmaları çok kıymetli. Bugün de bizim burada gönüllü öğrencilerimiz var, hocalarımız var. O yüzden her birimizin gönüllülüğe ayıracak zamanı olduğunu düşünüyorum. Bazen sadece masa başından bir mail atarak bile gönüllü olabiliriz. Veya sosyal medyada o yemek videolarını seyrediyoruz, makyaj videolarını seyrediyoruz. Ben de seyrediyorum, okey, hepimiz itiraf edelim. Sivil toplum kuruluşlarını like'lamak hayatımızda ama bence çok az bir zaman alıyor. Bu İZEV'in sosyal hesaplarında da biz istatistiksel olarak da çıkardık. Gerçekten yani çemberin içinde dönen bir kediye Empire State'i tırmanan bir ampute sporcudan ya da otizmden daha fazla like atıyoruz biz. Ben bunu kabul etmek istemiyorum. O yüzden farkında olalım ve gönüllülüğü de sınırlamayalım istiyorum. Gönüllülük sadece sosyal medyada like atmak bile olabiliyor. Şimdilik fazla uzatmayayım. Evet, çok teşekkürler. Çok güzel bir başlangıç oldu Merve Hanım. Teşekkür ederim. Konumuza çok güzel giriş yaptınız. Yavaş yavaş detaylara geleceğiz tabii ki. Şimdi Şenay Hocam'a söz vermek istiyorum. Kendisi demin de bahsettiğim gibi evrensel tasarım konusunda çalışmalar yaptığı için herkesi kucaklamak, yani toplumsal davranışlarda da bizim faaliyet alanımız olan mekan tasarımında da herkesi kucaklamak çok özel bir durum. Biraz evrensel tasarımdan bahseder misiniz Şenay Hocam? Aslında ben nasıl farkına vardım bir ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü aldığım üniversite eğitiminde mimarlık bölümü mezunuyum ben, mimarım. Böyle bir dersim olmadı. Dolayısıyla ben o süreçte hiç farkına varmadım böyle bir kavramın ve bunu işte mezun olmak için yaptığım projelerin hiçbirinde de kullanmadım. Böyle bir farkındalığı. Yani o tasarladığımız yapıların, binaların herkesi düşünerek, herkesi, bütün kullanıcı gruplarını içine alacak şekilde bir düşüncem hiç olmadı. Keşke olsaydı. Bunun ne zaman, nasıl farkına vardım? Aslında ben de bilmiyorum
niye böyle bir konuya karar verdim? Çünkü bu konuyla ilgili araştırma yaparken bana ilk sorulan soru, ailenizde böyle bir engelli bir birey mi var? Yakınınızda böyle bir şey mi yaşıyorsunuz, problem mi yaşıyorsunuz, bu konuyu seçtiniz araştırmak için? Hayır dedim. Sanki öyle olması gerekiyor gibi. Halbuki ben araştırma yaparken okuduklarımdan etkilenerek ilk önce hatta Saadet Hocam'la, Saadet Hocam'ın tez danışmanımdı. Fiziksel engelliler yani tekerlekli sandalye kullanıcıları üzerine bir tez yazmaya karar vermiştim. Yani bütün araştırmalarımı da o yönde yapmıştım. Daha sonra işte kütüphanede karşılaştığım bir kitap, hatta sözlük bölümündeydi, hiç unutmayacağım onu. Evet, hayatımı değiştirdi. Universal Design Handbook, sözlükler kısmına konmuş. Birazcık okudum, ondan sonra dedim ki bu farklı bir şey. Yani burada bir herkesi kucaklama, farklı kullanıcı gruplarından bahsediyor. Sene 2003 filandı değil mi hocam? 2003-2004 yani zaten 80'li yılların sonu 90'larda filan çıkmış bir kavram. 97'de ilkelerin versiyonu yayınlanmış. O yüzden aslında benim de ilk tanışma anım bayağı erken yani bu kavramla baktığınız zaman. Böylece araştırmaya başladım. İşte Amerika'dan kitaplar getirttik. Çünkü yok hakikaten. Bir tane hocamızın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir makalesi vardı. Onu da hemen aldım zaten. Onun kaynaklarını istedim şeyden. Ondan sonra tabii bilinmeye de başladı. Keşke dedim hani bildikten sonra hani hocalığıma başladığım süreç içerisinde aslında bu kavramı biliyordum ve ondan sonra yürüttüğüm bütün projelerde bir şekilde öğrencilerimize de bunu anlatmaya başladım. Ben 2005 senesinde tezimi teslim ettim. Hemen akabinde bununla ilgili bir seçmeli ders açtım. Neden? Çünkü ben farkına varamadım ama yeni yetişen artık üniversite öğrencileri bunun farkına varsın istedim. Hemen 2005 yılından beri de bu seçmeli dersi yürütüyorum. Şimdi hatta Aylin Hocam'la birlikte, o da engelsiz MSGSV'de, bir dersimiz daha oldu sosyal sorumluluk uygulamaları diye. Orada da çok bahsediyoruz bu kavramdan. Dolayısıyla aslında erişemediğimiz öğrenciye, bizim dersimizi seçemeyen bir öğrenci varsa ikinci bir dersle de onlara dokunabilmiş oluyoruz. Ama ben isterdim ki şu anda ilkokulda, ilkokul zamanında, ilköğretim zamanında edindiğimiz bazı şeyleri unutmuyoruz asla. Mesela yerli malı haftaları olurdu, bir şeyler yapardık. O benim aklımda hep kalmış. O yüzden eğer bir toplumda ailede farkındalık yoksa en iyi farkındalık oluşturma yeri aslında ilköğretim. Yani orada, şimdi mesela ben bunu araştırırken hep ilk öğretim seviyesindeki öğrencilere nasıl yaklaşılırla ilgili makaleler de okudum. Yani bu kavramın ortaya çıkış noktası Amerika. Amerika'da ilk öğretim seviyesinden itibaren bu kavramı anlatmaya başlıyorlar. Bu bizde de olduğu zaman belki bu farkındalık artacak diye düşünüyorum. Farkındaydım. Bununla ilgili bir sürü araştırma yaptım. Ama annemin ayağı kırılana kadar deneyimleme fırsatı olmamıştı mesela. Yani teorik olarak her şeyi anlatıyorsunuz, teorik olarak bir sürü şeyi biliyorsunuz ama birebir bu sorunla karşılaştığınız zaman, yani engelli diye bir şey yoktur diye biz hep söylüyoruz, dezavantaj vardır, bir takım kısıtlamalar vardır. Biz engellendiğimiz zaman daha iyi anlamaya başlıyoruz. Yani ne kadar zor bir dünyada yaşadığımızı, daha doğrusu dünya demeyelim de zor bir ülkemizde çevrede yaşadığımızı, fiziksel çevrede. Dolayısıyla işte bu fiziksel çevrenin tasarımını yapan insanlara da aslında bir şeyleri anlatıyor olmak, en azından ben kendi bireysel sorumluluğum olarak bir noktada bu sorumluluğu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Buna katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Hatta akademik olarak da çok az çalışma yaptığımı düşünüyorum. İnşallah bunu daha da arttıracağım ve zenginleştireceğim. Çalışmalarım az bana göre. Bir kitap istiyorum mesela, kitap çıkarmak istiyorum. Belli bir noktasından hani daha iyi anlatan. Saadet Hocama şeyinde de söyledim, başında da söyledim. Ben de tezimde yanlış kelimeler kullanmışım dedim. Neden? Bu kavramı içselleştirdikten sonra anlıyorsunuz bunu. Benim tezimde de var bu ifade. Çünkü direkt yurt dışı kaynağından çevirdiğimiz için bazı şeyleri öyle almışım. Engelli kullanıcıları da kapsayan ibaresi var mesela. Da kapsayan. Da mesela. Oradaki da bir anda zaten ayrımcılığa sebep olan bir şey. Niye böyle bir şey kullanmışım diyorum şimdi. Evrensel tasarımın ruhuna aykırı, evet, zaten. Evet, herkesi kucaklayan, bütün kullanıcı gruplarını içine alan bir tasarım yaklaşımı, bütünleşme aslında. Doğru kelime bu yani. Kaynaştırma eğitimlerinden bahsediliyor.
bütünleştiği zaman zaten kaynaştırma eğitimi diye bir şeye ihtiyaç duyulacak. Gerek kalmıyor. Bütün mekanlar öyle tasarlandığı zaman, herkes bunun farkında olduğu zaman keşke öyle bir dünyayı ben de çok istiyorum. O zaman belki bu derslerimizi vermeye de gerek kalmayacak. Herkes her şeyi bildiği için. İnşallah. Onu diliyoruz. Onu umuyoruz. Güzel gelişmeler de oluyor. 2020 yılında bir erişilebilirlik kılavuzumuz çıktı. Yeni. Ben de mesela dersimin son iki dersime onu ekledim hemen. Ama hani mesela orada da buna eleştirel yaklaşabiliyoruz. İşte genellikle evrensel tasarım dikkate alınarak bazı şeyler oluşturmuş ama bir noktada ayrıştığı yerler de oluyor. Yani yine engellilik vurgusu çok fazla yapılıyor bazı noktalarda. O yüzden umarım daha farkında olduğumuz bir süreç olur. 3 Aralıkları hakikaten sadece ve sadece sanatsal faaliyetlerle değerlendiririz ve kutlarız o zaman işte. O zaman kutlarız işte, doğru söylüyorsunuz. O zaman bir kutlama olur artık bizim için. Çünkü şu anda sadece bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Herkes bunun farkına varsın istiyoruz. Bireysel olarak farkına varmak lazım aslında. Muhakkak ki hepiniz karşılaşıyorsunuzdur mesela. Ben bunu derslerimde de çok söylüyorum. Asansörler, metrolarda, Marmaray'da, bu tarz yerlerde ne için? İşte problem yaşayan, işte bir takım sıkıntıları olan yaşlı bireyler, tekerlekli sandalye kullanan bireyler, kullanıcılar. Bunlar için yani baktığımız zaman. Bir takım dezavantaja sahip insanlar için, çocuk arabası kullanan, işte hamile olanlar veya işte vasıtalardaki yerler de, koltuklar da aslında onlara ait. Ama hep dolu. O asansörlerin önü hep dolu. Yani mesela annemle bir yere gidiyorsam özellikle açıyorum. Yani bu farkındalığı biraz da belki konuşarak halledilmesi, oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Lütfen diyorum, açılır mısınız? Bu asansör bunun için var. Veya koltuktan lütfen kalkar mısınız? Bakın buraya yazılmış diyorum yani. Keşke yazılmasa, yazılma gereği olmasa. Aynen öyle. İşte bu toplumsal farkındalık bireylerde aslında önce aileden başlamalı. Bunun için de hep yani söylediğim şeye geleceğim yine. Eğer bu eğitim ilkokul seviyesinden verilirse bu toplumda da bu farkındalık oluşur diye düşünüyorum. Biraz da bu tarz aslında şeyler yapmak lazım, çalışmalar yapmak lazım. Bunu engelli park yerlerine park edilmemesi mesela. Yani genellikle bakıyorsunuz dolu. Neden dolu mesela, değil mi? Bunlara birazcık dikkat etmek gerekiyor. Bunun için de her şey eğitimden başlıyor. Ben en azından kendi şeyimde, üniversitemde bu sorumluluğu aldığımı düşünüyorum kendi bölümümde. O yüzden de çok mutluyum. Harika. Teşekkür ederiz. Detaylara bir ikinci turda geçelim. Tamam. Evrensel tasarım dediğimizde ne anlıyoruz? Mesela ufacık bir açayım ben. Engellileri de düşünerek tasarım yapmak değil aslında. Herkesi düşünerek tasarım yapmak, evrensel tasarım. Yani engelli için özel bir şey yapmıyorsunuz, evet. Yapmamalısınız. Orada engelli tuvaleti olmamalı. Bu tuvalet konusunda ben daha sonra biraz açmak istiyorum. Detaylarda birlikte konuşalım Şenay'cığım. Ben geçen derste çok bu konuyu konuştuğum için, yani tuvalet bloklarının içinde olması lazım engelli tuvaletlerinin. Yani engel, daha doğrusu şöyle, engelli tuvalet demeyeyim bakın. Bir şey olmaması lazım. Hiç öyle bir şey olmaması lazım. Erişilebilir tuvaletlerin tuvalet bloklarının içinde yer alması gerekiyor. Hatta daha da ötesi, bütün kabinlerin herkes tarafından erişilebilir olması lazım. Evet, yani o budur. Bütün kabinler sağlanabilir. Yine tek bir kabinde de hocam. Hadi ona da razıyız diyorsun. Ama bir cinsiyeti yokmuş gibi tek bir kabinde, evet, değil. Türkiye'de 3 cinsiyet var. Kadın, evet. Erkek, engelli. Peki, çok teşekkür ederiz. Daha detaylı bir şekilde ikinci turda alacağız. Çok teşekkürler. Şenay Hocam dedi ki topluma bunun mal olabilmesi için ilkokul seviyesine inmesi lazım bu farkındalığın. Ben buradan ilerleyerek Ebru Hanım'a sormak istiyorum, psikoloğumuza. Farkında mıyız? Kim olarak cevaplıyorsunuz? Teşekkür ediyorum hocam. Şöyle başlamak isterim ben. Farkında mıyız? Farkındayız, olacağız. Toplumca farkında olacağız. Şimdi öncelikle kendi bireysel farkındalığımdan yola çıkacağım. Ben yaklaşık 3 senedir İzev Vakfı'ndayım.
Öncesinde öğrenciydim. ve buradan yaşım çıkıyor. ve Işık Üniversitesi mezunuyum. Ben de bir psikolog olarak, bir psikoloji lisans eğitimi almış biri olarak hiç özel bireylerle, zihin farklı bireylerle ilgili bir ders almadım. Nasıl almadım? Bir psikolog olarak gerçekten almadım. Bizim hocalarımız işte arkadaşlar tamam biz davranışları irdeliyoruz ama kişileri değil, kişiler özelinde eğitim vermiyoruz. İşte bu özel eğitimin alanı gibi sebeplerle bizi bu konunun birazcık dışında bıraktılar. Ben kendime sordum, ben peki niye bu alanda çalışıyorum? Öncelikle bana ya da insanlar sorduğunda hani bir psikolog olarak neden bu alan hocam? Niye buradasınız, bu vakıftasınız? Neden bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorsunuz sorusuna? Ben farkında olduğum için ve kişilerin davranışlarında toplumla daha bütünleşik yaşamaları için kendimi bu alanda çok daha uyumlu, daha böyle tam cuk diye yerine oturur tabiri vardır ya, bu alanda daha yetkin olabileceğimi düşündüğüm için buradayım. Ben de bir klinik psikolog olarak koltuğumda danışan görmek gibi bir idealle mesleğe başlayabilirdim. Fakat böyle bir idealle başlamadım çıkış noktası en başında diyelim. Çıkış noktası da buradan ibaret olmayacak. Öncelikle buradan başlayalım. Yine bir psikolog kimliğimle şunu söylemek istiyorum. Genelde psikologlar kişilerin işte duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını iyileştirmek, rahatlatmak, sakinleştirmek anlamında telkinler verirler. Fakat ben bugün biraz olumsuz durumlardan bahsedeceğim sizlere. Olumsuz duygulardan, olumsuz istatistiklerden ve olumsuz toplum düşüncelerinden, fikirlerinden bahsedeceğim. Kendimden yola çıkarak topluma girmek istiyorum. Ben İZEV Vakfı'nda bir eğitimci olarak çalışıyorum. Zihin farklı bireylerle birebir işte işin mutfağında diyelim ilgileniyoruz. Ve günde birçok insan bizleri ziyaret ediyor, birçok kişiyle iletişimde kalıyoruz. Neler yapıyoruz, ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz? Toplumun farkında olması için nereden nereye gideceğiz? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir eğitimci olarak kendi meslektaşlarımı eleştireceğim. Çok kısa bir süre önce bir sosyal hizmet kurumuna yaptığımız bir ziyaret neticesinde kendi meslektaşım bir beyefendiydi. Kendisi, hocam zihin farklı bireylerle dedi ki biz onları görmek istiyoruz, bu kurumda ilgilenmek istiyoruz gibi bir ibare altında soru sorduk. O bireyler mi dedi? Pardon, o kişiler mi dedi? Onlar, o çocukla, onları mı göreceksiniz dedi. Böyle geçiştirdi bizi. Biz böyle kaldık. Ben şimdi mesleki açıdan doğru konuşma, doğru üslup özellikle toplumumuzda gerçekten hele ki sizden böyle ilham alan kişiler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaldım ben böyle. Sonrasında bir şey diyemedik. Hani tabii ki kişi kendini farkındadır ama yer etti zihnimde. Farkında değildir, araya giriyorum. Farkında değildir. Farkında mı? Tamamen bilinçle, kendi kişisel bilinciyle alakalı bir durum hocam. mutlaka, mutlaka. Sonrasında işte vakfımıza gelen gönüllü öğrenciler, gelmeden önce hocam işte biz ön yargılıyız, nasıl konuşacağız, nasıl iletişim kuracağız? Evet, bu konunun en temel iletişimi, dil kullanımı, iletişim. Biz kendi aramızda günlük hayatımızda işte biriyle tanışırken vesaire, konuşurken, bir ortamda otururken, sizlerle şu an muhabbet ederken, iletişim, doğru iletişimi kurmak için aslında karşılıklı konuşuyoruz. Zihin farklı bireylerle iletişim bizim en çok sorun yaşadığımız kısımlardan birisi. Eğitimde de en temelinde bunun olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu uğurda çalışıyoruz aslında. Ön yargı dedim, bizlere gelen öğrenci gruplarında ilk etapta nasıl davranacağını bilememe durumu var. Bizler lisans eğitimimizde bu gibi aslında durumları, konuları işlersek hocam, bir topluma, bir sivil topluma gönüllü olarak gittiğimizde gerçekten nasıl davranacağımızı en azından biliriz. Hani sudan çıkmış balığa dönmeyiz. Ben yeni mezun, nispeten yeni mezun biri olarak söylüyorum bunu. Bizden sonraki gelen üniversite mezunları, gelecek kuşaklar bunun farkında olursa bizden çok daha iyi bir konuma gelecekler. Çok daha iyi bir sivil toplumcu olacaklar belki de. Bağlamımı genişletiyorum, özelden genele gideceğim. Zihin farklı bireyler ve aileleri. Şimdi, zihin farklı çocuğa sahip olan ebeveynlerde hiç
azımsanmayacak derecede ne olduğunu bilememe durumu var. Yine çok kısa bir süre önce sosyal bir grupla çalıştık. Bir ebeveyn grubuyla. Kendileri nispeten toplumun birazcık daha kırsal kesiminde yaşayan bir gruptu. Gelen anne ve babalar çocuğu otizmli. Fakat çocuğun otizmli olduğunu bilmiyor. Yetiştiği toplum, büyüdüğü aile tamamen dışlamış. İşte bu gibi durumlar anneden gelir. İşte senin yüzünden oldu. Annenin 3 çocuğu da otizmli. Evet, sebebinde de akraba evliliği var bu arada. Çünkü amcasının oğluyla evlendirilmiş. 3 çocuğu da otizmli ve otizmin ne olduğunu bilmiyor. Bütün aile hanımefendiyi suçlamış. Ve kadın bir depresyona girmiş. Bütün suçlusunun kendisinin olduğunu düşünüyor. Bütün o da inanıyor. İnanıyor. Çünkü bilmiyor. Bir başka babaya geçiyorum. Anlatıyoruz. Bakın diyoruz, otizm bu. Biz anlattık Sayın Başkanım'la. Eğitim veriyoruz. Ne olduğunu anlatıyoruz. Karşı çıktı. Benim çocuğum öyle değil dedi. Toplumda askere gidememek ve evlenememek babaların en büyük korkusu. Bizzat deneyimleyen biri olarak söylüyorum. Ve daha bunun gibi pek çok örnek var. Buradan şuraya gideceğim. İsmini söylemek istemiyorum, bir doğum hastanesinde, İstanbul'un belki de Türkiye'nin en büyük doğum, kadın doğum ve çocuk sağlığı hastanesinde maalesef günümüzde çocuklara yanlış tanı konuluyor, bebeklere. Anne karnında işte gebe annelerden işte bir takım testler olmaları beklenir. Tanı konuluyor ki çocuğa, sizin çocuğunuz Down sendromlu demiş doktor. Down sendromu demiş, ya demiş iki işte seçenek sunmuş, ya bu çocuğu alacağız ya da hamileliğinize devam edebilirsiniz. Aile de demiş ki, ben işte doğurmak istiyorum ne olursa olsun. Allah'tan geldi. Allah'tan geldi. Evet. Fakat doğumda anlaşılıyor ki çocuk Down sendromu değil. Günümüz evet, 2022'deyiz. Amniyo sıvısında bunlar artık çok rahat bir şekilde açığa çıkabiliyor. Down sendromu tanısı koymuşlar. Fakat anne doğum yaptığında baktılar ki değil. Şimdi çocuğu kürtaj yaptığını düşünelim. Ya. Hani bambaşka yerlere açılıyor bu durumlar ve bunun gibi birçok vakaya denk geldik. Ya bu yaş grupları da hocam, işte ilkokul çağı, yani çok eski geçmiş değil, yeni geçmiş. Tekrar toplumdan devam ediyorum. Örneğin toplumdaki meslek grupları çok önemli. Günlük hayatta zihin farklı bireylerin birebir iletişimde olduğu meslek gruplarını düşünün. Şöyle bir hayal edelim. Örneğin işte toplu taşıma kullanıyoruz değil mi hocam? Otobüs şoförü diyelim. Geçenlerde bir videoya denk geldik. Sarıyer'de bir olan olay. Bir otobüs şoförü, aman yarabbim, nasıl hakaretler, nasıl küfürler, işte engelli bireyin tırnak içinde, zihin farklı bir bireyi araca almama konusunda neler söylüyor? Ve etraftaki insanlar da buna müdahale etmiyor. En kötüsü bu. En acısı bu. Müdahale etmiyor. Nasıl bir dışlama, nasıl bir hakaret? Biz oturduğumuz yerde hani kaldık böyle. İzledik videoyu. Hiçbir tepki veremedik o an. Devam ediyorum. Verdik hemen İBB'yi aradım. Ben kaldım. Görevden Merve Hanım. Görevden aldılar şoförü. Evet, doğru bir karar. İlk kez. Ve mesela polisler. Biz bunu başkanımla verdiğimiz eğitimlerde çok sık bu örneği veriyoruz. Bir gencimiz, kendisi Asperger sendromu. Asperger otizmin bir alt alanıdır diyebilirim. Aspergerli ve pek çok durumun, olayın farkında olan bir genç. Çok da dış görünüş olarak gayet öz bakımı, kişisel becerileri gayet yerinde bir birey ve kendisi toplu taşıma kullanıyor bizler gibi. Gayet normal. Hani bu kavramı kullanıyoruz ya. Kendisi toplu taşımaya inmeden önce bir polis memuru tarafından, hani metrolarda kontroller olur ya, işte şey istenmiş, kimliği istenmiş, kimlik kartı. Kendisi de engelli kimlik kartını uzatıyor. Böyle bir durum var zihin farklı bireylerde, devlet tarafından engelli kartı verilir. Onu uzatıyor, polis demiş ki hayır demiş, kimlik kartını ver. Şimdi genci düşünüyorum, bu bir bilinç aslında. Hani karşıdaki biri seni sorduğunda ben engelliyim şeyin ibaresini gösterebiliyor. Çok güzel bir bilinç bu. Anlamamış ve kimlik kartını istemiş. Onu da o arada işte yanında kimlik kartı yok çünkü zihin farklı bireylere dış dünyada kimlik kartlarını verilip işte toplumda rahat hareket edebilmeleri çok aileler tarafından
elbette ki bizler tarafından hoş karşılanmaz, verilmez yani herhangi bir tehlikeye karşı. O da yanında kimliğin olmadığını, ki engelli kartı olduğunu söylüyor. Sonra ne uyarısı geçiyor biliyor musunuz hocam? Şüpheli şahıs. Ve bu 3 gün üst üste geliyor. Ben o zaman stajyerdim. Ardından gördüm, bizzat gördüm. Şüpheli şahıs bildirimi geçiyor. Ve başkanım çok daha iyi bilir. Gencimizin adı Çağdaş. Devamlı arıyor Merve Hanım'ı. İşte ben şüpheli şahıs mıyım? Ben kötü biri miyim? Tamamen zihnine bu yerleşmiş. Ve otizm ve bireylerde sık tekrarlama ve bir duruma karşı ne denir hocam, tekrar davranışları, dirençle onu isteme çok yaygın bir semptom. Bir de kurtulamaz ondan. Oo. Zaten Çağdaş da kurtulamadı. Evet. Bu bir gerçekten travma, doğru kelime hocam. Travma, yani bu tamamen bir travmatik bir olay. Bunun gibi daha pek çok örnek. Ve son olarak bir başka toplumun en uç örneğini vereceğim sizlere. Bu yaz içerisinde bir sergi ziyaretimiz sebebiyle Bodrum'a gittik. Bodrum'da çok işte aydın bir hanımefendi, başkanının yazmış olduğu bir çocuk hikaye kitabı var. Bizim eğitici yayınlarımızdan birisi. Bir ada karakteri var. Ada Down sendromlu bir karakter ve çocuklara Down sendromunu anlatmak amacıyla aslında temelde yazıldı. Hanımefendi geldi, ben bu kitabı dedi almak istiyorum, torunumun adı Ada dedi. Tabii dedik, çok mutlu olduk. Verdi kitabını, ertesi gün geldi. Dedi ki, ben dedi o kitabı çöpe attım dedi. Aa dedim, neden attınız, ne oldu, hani bir şey mi var, sıkıntı mı var? O kitapta dedi, hasta bir çocuğu anlatıyor dedi. Çöpe attım dedi. Yani benim torunumun dedi bunu bilmesine gerek yok dedi. Hatta niye böyle yaptınız dedi. Niye başrol karakteri evet. Down sendromlu dedi. Ne gerek evet. vardı bunu dedi. Hani çocuklara bunu öğretmek gerekiyor mu ki dedi. Dedim ki hanımefendi, o kitaptaki Down sendromlu bir çocuk, hasta bir çocuk değil. Down sendromu bir hastalık değildir dedim. Bence o kadına hasta tanısı koyabilir ya. Klinik psikolog gitse herhalde koyardı. Hanımefendinin yaşı epey bir yaş almıştı. 75 net vardı. Dedi ki ben hayatımda hiç Down sendromu duymadım dedi. 75 yaşındaki birisinden bahsediyorum. Anlatıyorum, bakın diyorum böyle böyle farklılıklar vardır falan. Hayır hiç görmedim. Televizyonda da mı görmedin dedi. Hayır görmedim dedi. 75 yaşında nasıl bir izole yaşamda yaşamış olabilir ki, duymamış olabilir. Hani bu işin, tamam şunu söylemek istemiyorum, eğitimle alakası yok demek istemiyorum ama sosyal statüyle alakası yok. En doğru kelime bu. Kesinlikle eğitimle ve bilinçlenmeyle alakası var. Konuşmamın ikinci yarısında sizlere çok sağlam istatistiklerle anlatacağım bunları. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, biz teşekkür ederiz Ebru Hanım. Gerçekten yüzümüze çarptınız. Demek ki farkında değiliz. Değil mi? Evet, şimdi bazı şeylerde de güzel vakit geçirerek aslında farkında olabiliyoruz. Hakan Bey'e şimdi söz vereceğim. Onun alanında da daha farklı bir pencere açmış olacağız. Hadi arkadaşlar, biraz da doğru yıkmış olacağız. Az kaldı. Yaşasın duvarlar yıkılıyor. Sizin sözünüz böyle başlıyor da görüntümüz gelmedi. Birazdan yaşamın içinde olacağız. Hadi tan. Artık hayatın içindeyiz. Burası İzev Shop mu? Aynen, İzev Shop. Oradan biri mi gidiyor? Aa evet evet, bize geliyor. Hadi çocuklar, hayatın içine gidiyoruz. Yaşasın yaşasın. Yaşasın yaşasın. Yaşasın yaşasın. Bir hayat var sana sunulan, doğruyu aramazsan kaybolursun. Bir dille ruhunun sesini yanlış yolda yorulursun. Hep derler deneme, başaramazsın hiç olmaz. Hayal et yine de, yoksa yüreğin doymaz. Unut geçen günleri, geçmişteki günleri, yanımda ol, benimle ol. Zihnindeki duvarla sakın bütün olmaz. Sen de ol, benimle ol. Ha 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 ha. Yanımda ol, benimle ol. Ha 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 ha.
ha 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 sen de ol benimle hey dönüp bak hayatına başka canlılar da var düşünme anla bir gün bulursun kaybettiğin değerleri hayatında doğayı insanı yok saymakla gün geçmez yaşamda değerli hayat sırf seni seçmez unut geçen günleri geçmişte günleri yanımda ol benimle ol zihindeki duvarla sakın bütün olma sen de ol benimle ol ha 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 yanımda ol benimle ol ha 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 sen de ol bazen ağlarız, bazen güleriz, biz böyle güzeliz. Hep umutlarla birlikte insanız, biz insanız. Çok hayat var bizi sunulanlar, hep ben dediğim koca bir yarış, bir dinle. Ruhunun sesini bu kendine derin varış hep derler deneme başaramazsın hiç olmaz hayal et yine de yoksa yüreğin doymaz unut geçen günleri geçmişte gelinleri yanımda ol benimle ol zihindeki duvarla sakın bütün olmaz sen de ol benimle ol ha 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 yanımda ol benimle ol ha 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 sen de ol benimle bazen ağlarız, bazen güleriz, biz böyle güzeliz. Hep umutlarla birlikte insanız. Aa, ne oldu bu kız öyle? Harikasınız. Bazen ağlarız, bazen güleriz. Biz böyle güzeliz. Hep umutlarla birlikte insanız. Biz insanız. Bazen ağlarız, bazen güleriz, biz böyle güzeliz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili misafirler, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Biz Fark Bendiz. Ve sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Hadi bay bay. Ben Buğra Kurtuluş, Fark Bendiz'in solistiyim arkadaşlar. Ve diğer arkadaşlarım da yanımızda. Diğer engelli olarak tanımlanan birey yaşamakta. Evet. Ve onlar hepsini hayatın her alanında var olabilmek için yanımda ol benimle. Ses. Hiç sorduk mu? Tamam. Aynı oksijeni, okay. Aynı güneşi paylaştığımız bizden başka, bizden farklı hayatlar var mı diye. Evet. Tekrar bu teknik aksaklıktan dolayı özür dilerim hepinizden sevgili dostlar. Ben Buğra Kurtuluş dediğim gibi Fark Bendiz solistiyim. Ve sizlere arkadaşlarımı da tanıtmak isterim. Bayanlardan başlayacağım. Elif var bize eşlik eden. Elif Yavuz. Selva Çavuşoğlu. Ve kıpır kıpır hiç yerinde duramayan arkadaşımız Okan Dinç. Ve Tan Aytıs bizlerle. Ve ben Acane Buğra solistliğini yaptığım bu grubun
birer parçasıyız. Gerçekten şu anda burada bulunmak çok güzel, keyifli bir an. Çünkü böyle güzel bir mekanda sizlerle birlikte böyle güzel zamanlar geçirmek gerçekten harika bir şey. O zaman pekala. Bir şarkı daha söyleyin, sonra size söz veririm. Pekala. Şimdi biraz rotayı değiştirelim mi? Güzel. Biraz özlem, biraz vatan hasreti, biraz ayrılık. Yani ne derseniz. Böyle duyguların olduğu bir şarkı. Jekete mope. Jekete mamezo. Mabe. Ma triste vie. Tu traînes son aison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, l'oxe bénisse de paix, bien à bien mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, mes de blanches te gênées depuis que j'ai chalice connu. J'ai quitté la vie, je grondé dans ses yeux pour ne la pluie, de la pluie de l'indien. Je gogois son sourire. Si près de mon visage, il fallait l'escompte. Le soir de nos misages, mais des bords des bateaux qui mènent à mieux du quai, que la chevidon. À claquer comme un poète. Je les vois la servir, saisir les képiers. Veux aller mon adoré, dans le toit du bonnet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sizi şöyle konuk sandalyelerimize alalım. Daha sonra söz vereceğim. Tabii. Şöyle oturabilirsin Buğra'cığım. Evet gençler, siz de geçin. Teşekkür ederiz bu güzel gösteri için. Şunu alabilirsin Tan. Tamam, orada yer açıldı. Geçebilirsin. Tamam. Evet Hakan Bey, ne güzel konuştunuz ya. Çok güzel konuştu. Hep güzel. Evet, aslında Hakan Bey konuştu. Önden eserini sunduk. Şimdi sizden birazcık İzev'in bu çalışmaları hakkında bilgi almak isteriz. Bu farkındalığı, farkında mısın diye artık sormayacağım. Çok farkındalık var. Bu serüveni birazcık en azından genel anlamlarıyla kabaca bize açıklarsanız, daha sonra da detaylara gireriz. Daha sonra da Fark Band üyelerine söz vermek isterim. Tamam. Ama önden sizi dinlemek isteriz. Yani genel olarak farkında mıyız sorusu ya da öyle bir kavramı gündeme aldığımızda ben artık bazen hani Gülhane Parkı'ndayız demeye başlıyorum. Çünkü şey, öyle bir noktaya geliyor ki bazen yaptığımız etik hatalar. Hakikaten acı da tanımlayamıyorsun. Yani hafsalaya sığmayan, benim tabirim vardır. Yani hatada sanatsal boyut derim bazen. Yani, o kadar büyük bir hata yapıyorsun ki ya, sanatsal versiyon oluyor artık. Öyle bir durum söz konusu olabiliyor.
Şimdi demin de bahsedilen evrensel bütünleşme, evrensel kavramına baktığımız zaman bizim her birimizin evrensel olabilmemiz için bireysellikten çıkıyor olmamız lazım. Bireysellikten çıkmak için de birey olarak toplam kalitemizin çok doğru yere oturması gerekiyor. Bu yani şirketlerde toplam kalite eğitimleri verirdik biz eskiden. Yıllarca da bunlarda bulundum ben. Toplam kalite dediğimiz zaman bütün değerlerinizin belli bir çıtanın üstünde olması gerekiyor. Toplam kalite öyle bir kavramdır. Şimdi oradaki toplam kaliteyi seçerken siz hangi kalitenin gerçek kalite olduğunu tespit etmekte bir bireyin yaşanmışlığıyla değerlendirmesiyle olan bir şey. Dolayısıyla da bu kavramlar silsilesini hepimizin, ben farkında mıyız yanıtlarken, hepimizin kendimize sorması gereken, bir kere kendimizin farkında mıyız kısmına çok önem veriyorum. Yani sabah gün başlıyor ve akşama kadarki süre içinde ne kadar farkındayız? Hep söylediğim bir şey var, gerekler ve öncelikler diye kavramlarımızı ayırdığımızda biz genelde gerekler için önceliklerimizi unutan akıllarız. Bunu kabul etmek gerekiyor. O gerekleri de yani gerek olduğunu bilip önceliklerimizi öne çıkartmamız lazım. Yani insani değerler, kendi değerlerimiz, hangi değer doğru değer, onu kendimizde tanımlamamız bir süreç bence. Çok önemli bir yaşamışlık gerektiriyor. Yani bu bardak çok güzel demem için benim binlerce bardağın içinde bunun güzel olduğunu yaşamış, deneyimlememiş olmam lazım. Dolayısıyla verdiğimiz kararlar çok önemli. Böyle baktığımız zaman da farkında mıyız deyince böyle hani o kadar çok içeriye geliyor ki hani Gülhane Parkı'ndayız diyorum bazen ben. Çünkü hakikaten öyle bir durum var ki değişik yani. Şimdi ben tabii mesleğim itibariyle çok şov dünyasında da olduğum, reklam, sanat dünyasında falan çok bulunmuşluğum olduğu için de benim için çok büyük farkındalık ne oldu? Ben 36-37 sene reklam sektöründe, marka, danışmanlık sektöründe var olup sonra bir gün İzev'le tanışıp aslında benim çok olağan gördüğüm bir şeyin ne kadar önemli olduğunu keşfetmemle yolculuğum başladı benim. Yani benim, yani daha önce herhangi bir ünlü isme ya da herhangi bir markaya şunu şöyle yapalım dediğim şeyin orada sıradan, yani gelir odaklı bir şey söylediğimde yanıt almam ya da almamamla ilgiliyken bir yandan da benim know-how'ımı kullanarak İzev için bir fikir üretiyor olmamda ne kadar hayata dokunduğumu fark etmemle başladı benim yolculuğum. Çünkü ben 57 yaşındayım, 50 yaşında ya sektörü bırakayım artık, emekli olayım, bırak zaten her şey, genç nesil geldi falan derken İzev için bir şeyler yapma dürtüsü, böyle bir öyle bir talep gelince ve ben de bunu yapayım dediğimde onu yapıyor olmanın verdiği katma değer bana 50 senede edindiğim maddi gelirim belki 100 misli bir manevi gelir olarak geri döndü bana. Sonra da durduramadık sizi, evet, zaten. Durduramıyoruz. Dolayısıyla da Another Brick in the Wall şarkısını yaptık. Another Brick in the Wall tabii dünyada bir ilk oldu. Onunla beraber... Hakan Bey, bu kadar basit anlatmayın. Another Brick in the Wall şarkısını yaptık. Aslında çok büyük bir hikaye bu. Ne olur birazcık açalım. Yani biz farkındalık yaratmak için büyük hayaller peşindeydik. Ne olur onları anlatın bence. Kahtalı mıçıyla görüştük. Biz tabii şöyle, öyle bir şey yapalım istedik. Yani Merve Hanım da, Saadet Hanım da, bütün arkadaşlarım da çok... Öyle bir şey yapılmış olmalıydı ki ben hep zaten yaptığım çalışmalarda zirveyi tanımlarım. Yolu tanım sormam yani. Zirve neresi olması? Burası. Sonra yolu yaparız diye bakarım ve bu benim genel anlayışımdır da. Biz dedik ki öyle bir şarkı olsun ki dünyanın en ünlü şarkısı olsun. Öyle bir içerik olsun ki çok iyi anlatsın konumuzu. Öyle isimlerle okuyalım ki konsepte tezat düşmesin gibi tanımları yaptıktan sonra biz dünyanın en ünlü, benim de hayranı olduğum Another Brick in the Wall, Pink Floyd, Roger Waters şarkısı için bir gündem oluşturalım dedik. Tabii bu şeydi, hani bizim için o anda Mars'ta yaşamak. Hayallerin ötesiydi. Yani, hakikaten Mars'ta üs kurmak gibi bir şeydi. Çünkü hem bütçe yok, hem kontak yok, hem daha nasıl yaparız falan derken
Biz 12 eserlik dünyaca ünlü sanat ve biz sergimizi hazırlamıştık. O da çok ses getirdi. Binlerce kez haber oldu. Sanat ve bizde de dünyanın en ünlü 12 eserine gençlerimizin yüzlerini koyarak ki 4 hafta... Arkada görselleri var evet, birazcık. Burada görseli olan çalışma. Down sendromlu Mona Lisa, İnci Küpeli Kız gibi eserler yaptık. 4-5 hafta önce de bizim için gururlu bir şey. Hem Kenya Devlet Başkanı'na hem de Medici ailesinin veliahtına bunu hediye ettik. Ki çok şöyle büyük tezahüratla karşılandı. Bu sergiye bir şarkı projesi yani bir klibimiz olsun dediğimizde biz de hiç mütevazi davranmadık. Dedik ya en iyisi ne Roger Waters. Niye? Zamanında öğrenci hakları için söylenen Another Brick in the Wall şarkısı. Bugün de özel gereksinimli bireylerin yaşam hakkı için söylenebilir diye tanımladık. Yapalım mı, yapamaz mıyız mı, yaparız mı falan derken biz bu şarkıyı isteme kararı aldık. Ve yolculuk tabii çok uzun ve meşakkatli oldu çünkü dosyalar hazırlandı, içerikler hazırlandı. Çok da sizi yormayayım, hakikaten bir fantastik bir boyuttu bizim için. Roger Waters şarkıyı... Bilmiyorum, geçen sene takip edenler varsa 13-14 milyon dolara Facebook'a vermeyip küfredip canlı yayında geçtiği bir durumdu. Bize hediye etti şarkısını. Another Brick in the Wall'un bize verilmesi ayrı bir hengame. Çünkü o süreç zaten çok zordu. Ne zaman olacağı belli değildi, nasıl olacağı belli değildi. Bize haber geldiğinde yurt dışından şarkının olma süreci onaylandığında biz bu sefer başka bir paniğe girdik. Yani Roger Waters'a bir klip beğendirmemiz lazım. Adamın en ucuz klibi. Sözleri beğendireceğiz. Evet, sözler beğenilmesi lazım falan gibi bir süreç başladı. Klip senaryomuzu yazdık. Sözleri ben yazdım. Sözleri niye ben yazdım? Zaten müzikle daha önce de ilgilendiğim için, daha önceki yıllarda. İçinde yaşayan birisi olarak sözlerin en iyi ifade edileceğine inandığım için. Yani birine konsepti anlatayım da o ruh haline girsin de söz yazsın değil de biz zaten o ruh halindeydik. Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar diye sözlerimizi yazdık ve Roger Waters onayladı. Bu klibin şöyle bir önemi var. Hem bizim neyi yapabileceğimizi, kendimizi göstermemizi sağladı. Hem de ülkemizde özel gereksinimli olarak tanımlanan gençlerin dünya çapında bir işe imza atabileceklerini hem biz bunu savunurken bir de kendimize kanıtlamış olduğumuz gibi bizle dalga geçen on binlerce, yüz binlerce insana da yani çünkü bize çok kişi dedi yani siz dalga mı geçiyorsunuz, Roger Waters neresi, İzev neresi demişlerdi. O şarkıyı alarak ve o yolculuğu başlatarak da biz kendimize büyük bir eşitlik ispatladık. Ama dışarıya karşı da yani onlarca belki binlerce kez haber oldu. Roger Waters'tan tebrik telefonları ve mailleri aldık. Bunu çok önemli buluyorum çünkü bunu artık biz İzev'den de çıkartıp Türkiye sosyal medyası, sosyal farkındalık hareketinin bir parçası haline geleceğini düşündüğümüz için 2019 yılında Amerika Mercury Awards'ta en iyi event, en iyi sosyal sorumluluk projesi 60 dünya markası arasında ki ben marka danışmanı olduğum için burayı söylerken üstüne basa basa söylüyorum 60 dünya markası arasındaki tek onur ödülünü aldık biz ve milyon milyon dolarlık projelerin karşısında hiç parasız know-how'la inanarak biz o ödülleri kazandık. Sonra da TV Awards'ta Avrupa'nın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü 4000 proje arasında aldık. Akabinde de toplamda 23-24 ödülle proje ve işte buna bağlı projelerin hepsinin ödüllerini topladık. İddia ediyorum 100 ödüle başvursaydık 100'ünü de alırdık diyorum. Çünkü hepsi de ayrı bir maliyet, hepsi ayrı bir operasyon, hepsi ayrı bir kurgu. Dolayısıyla da önemli bir yolculuk başlattık. Burada hepimizin, ben de ebeveynim, ebeveyn olarak da çok önemli bulduğum bir hediye var. Geçen gün de onu hatta oğlumla da konuştum. Bizim için ebeveyn olmanın en önemli hediyesi yeniden büyüyebilmek şansı. Çocuğunuzda yeniden büyüyebilme şansını yakalamak ben çok önemli diye düşünüyorum. Yeniden büyüyebilme şansı, küçükken büyüdüğünüzde yaptığınız hataları yapmamayı da beraberinde getirebiliyor. Bu şansı eğer şans olarak görüyorsanız ve hakikaten o yolda, o bilinçte gidiyorsanız. Dolayısıyla da gençlerimizin de bu projelerle hayatın her alanında, dünyanın en ünlü projelerinde, dünyanın en ünlü şarkılarında olabileceğini göstermek benim
yüreğimdeki farkındalık anlayışını en tavan noktaya getiriyor. Çünkü 14-15 milyon dolara Türkiye'de hiçbir sanatçının okuyamadığı, ulaşamadığı, konuşamadığı bir şarkıyı gençlerimizin yapıyor olmasının ben çok üst bir farkındalık olduğunu ve onun sahnede seslendiriliyor olmasının çok önemli olduğunu düşündüğüm için böyle bir yolculuk başladı diye düşünüyorum. Yani onun akabinde Stayin' Alive şarkımız, bu klibimiz. Zaten Farkband'in oluşumu. Farkband de oradan doğdu. Evet, yani evet, o, evet. Ben kısaca bir ek yapabilir miyim? Buyurun efendim. Biz video klibi hazırladığımızda birçoğunuz zaten izlemişsinizdir diye burada tekrar izletmiyoruz size. Hangisini? Duvarı izleteceğiz. Duvarı izleteceğiz. İzleteceğiz ama sona bırakıyoruz. Evet. Evet. Kimse gitmesin. Tamam. Hazırladıktan sonra şöyle söyledik. Keşke şarkıları İzlev gençleri okusaydı dedik. Yani o kadar güzel oldu ki, o kadar güzel rol aldılar ki ve o kadar işi ifade edecek şekilde var oldular ki projenin içinde. Dedik ki selebritilere gerek yokmuş. Çünkü alışılagelmiş şey bir sosyal sorumluluk projesinde. Siz de biliyorsunuz ki hemen bir selebritiyi konumlamak, özellikle güzel olan bir selebritiyi konumlamak, yanında asıl sosyal mesajları verecek olan bireyi, geride bırak işi yanına yerleştirmektir. Biz de hani çok istemesek de sevdiğimiz sanatçıları, yakışacak sanatçıları ve gerçekten gönüllü bir şekilde işin içine girecek sanatçıları davet ettik. Ama sonra dedik ki yahu biz okusaymışız. Ve akabinde dedik. Sonra evet ne yaptık? Oldu. Evet. Sonra Farkband pop grubunun yolculuğu başladı. Farkband bence dünyada ömrümüz vefa ederse hep beraber göreceğiz. Çok önemli işler yapacak. Ben çünkü çok oğlak burcuyum, çok keçi gibiyimdir. Bir şey yapmadan ölmem yani. Dolayısıyla böyle acayip bir durumum vardır. Dolayısıyla da Farkband'le ilgili şimdi bir yolculuk daha başlatıyoruz. İnşallah o yolculuğun sonunda da Sting'le bir arada olacağız. Ki bunu niye yapıyoruz? Niye bu kadar ibreyi oraya dayıyoruz? Şöyle bir anekdot var. Burada hatırsa benim de tanıdığım bir sürü isim de var, ünlü isim diye gördüklerimizden. Biz şarkı sözü yazdığımızda Another Brick in the Wall'da bir tane ünlü isim şey demişti bize, sözleri beğenmedi. Abi dedim, siz sözleri ise Roger Waters beğendi. Sen beğenmesen de beni ilgilendirmiyor. Yani adam onayladı sözleri ve teşekkür mektubu attı bize. O sözleri beğenmedim, ben okuyayım mıyım dedi. Dedim ki sana söz yazmıyoruz ki, biz kendimize söz yazıyoruz. Yani sen kendine şarkı herhalde hediye ediyoruz zannettin. Dolayısıyla buradaki farkındalık kısmı bile, bu anlattığım küçücük jenerik kısmı bile çok önemli diye düşünüyorum. Ben burada kendime bir şey yapıyor, yani kendime adımı öne çıkaracak bir durum yaratıyor olsam zaten sahneye çıkardım. Another Brick in the Wall'la da ben de okurdum yani ve çok da şık olurdu yani. Bir de ben de şarkı okumuş olurdum ama burada esas olan şey gençlerimizin sahneye çıkması. Bu farkındalıkta çok ince bir nüans var. Bakın hepimiz yollarda org çalan, müzik çalan bir sürü özel gereksinimli bireyi görebiliyoruz. Fakat oradaki algımız genelde şöyle. Ya yazık. Hani bir para atayım da yardım edeyim. Bizim çocuklarımız da şu anki yaptığımız projede ben o algının olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok ulaşılmazlar. Yani The Wall'la, Another Brick in the Wall'ın Türkçesiyle çıkıyorlar ve ben bile her seferinde onlarca kez sahnede izlemiş olmama rağmen ben bile her seferinde tekrar alkışlıyorum. Bakın kimleri getirdik huzurlarınıza, görüyorsunuz değil mi? Yani evet evet doğru. Çok şu açıdan çok önemli, çok üst bir şey. Şimdi Türkiye'de çok hatırı sayılır ünlü isim var. Çoğunda da tanışmışlığım da olmuştur. Ben hepsinin toplamından daha kıymetli bir pop grubu görüyorum karşımda. Niye? Çünkü onlar sahnedeyken bir ara tabir etmiştim onu. Gemliğe doğru denizi göreceksin, sakın şaşırma diye. Bizim çocuklarımız sahnedeyken biz kendi içimizdeki sap insanı görüyoruz. Ve o kirlenmemiş insanla onları izliyor olmanın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür türlü içimizdeki egosantrik, egolu insan çıkıyor ve yani kaşı da böyle, burnu da böyle, elbisesi de yamuk falan, böyle bakmaya başlıyoruz. Ama bizim gençlerimizi biz içimizdeki saf, en pür pak insan duygusuyla izliyoruz. Bizi de arındırıyor, yani izleyici kesinlikle, olarak bizi, izleyiciyi de arındırıyor. Ben onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bundan sonraki projelerimizde, yapacaklarımızda
gençlerimizin neleri başarabileceğini gösterdikçe onların aldığı ödüllerle ben hani sanki bir proje yapsam 10 milyon dolarlık para kazanmış kadar sevinsem bu kadar sevinmem yani. Çünkü o kadar süre içinde yaptığımız çalışmalar içinde benim hayatımın en kutsal çalışması İzev için yaptığım şeyler. Dolayısıyla bundan sonra da o çizgide gitmeye çalışacağım. Harika. İyi ki yaptınız. Fark Band'i iyi ki yarattınız. Ben bu kadar Fark Band'den konuşmuşken biraz Fark Band üyelerine de söz vermek istiyorum. Buğra'cığım önce seni alayım mı? Fark Band'le ilgili duygularını alabilir miyiz? Biraz kendinden de bahseder misin? Kısaca genel olarak. Tabii. Bir kez daha hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben aslında Fark Band benim hayatımı bir kez daha değiştiren en önemli unsur oldu hayatımda. Çünkü ben 2002 yılından beri müzikle uğraşan birisiydim. Ancak şöyle bir şey var, hep kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok yerde sahne aldım falan şöyle böyle derken ama... Şöyle saçma bir algıyla, az önce Hakan Bey'in de değindiği bir algıyla hep karşı karşıya kaldım. Ya işte bu hani engelli müzisyen falan filan gibi bir algı söz konusu. Ben hep bu algıyı kırmaya çalıştım. Elimden geldiği ölçüde. Ama öyle bir şey oldu ki 2020 yılı başında bir televizyon programına katıldım ve İZEV Vakfı'yla ve İZEV gençleriyle ilk anla aslında orada tanıştım. Ve o benim için bir dönüm noktası oldu. Ve sonra da sağ olsunlar o günkü program performansımı beğenmişler ve bana dediler hani bizimle seninle bir şeyler yapmak istiyoruz, seninle çalışmak istiyoruz, sen ne dersin diye bir şey sorulduğunda tek kelimeyle çalışırım dedim yani. Hiç düşünmedim açıkçası. Çünkü o sırada kendime yeni bir şey arıyordum, yeni bir heyecan arıyordum. Ama o heyecan öyle bir hale getirdi ki beni, gerçek anlamda hayatımı değiştirdi. İşte tam da pandemi sürecine denk gelen bir zaman diliminde işte bu az önce hep birlikte dinlediğiniz Stayin' Alive, yani Yanımda Ol Benimle Ol şarkısı ortaya çıktı. O şarkının efendim stüdyo süreci, okumaları... Hatta daha öncesi işte sözlerinin yazılması ki sözleri de Hakan Kural'a aittir. Ben böyle bir şarkıyı, böyle güzel sözleri yazdığı için bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Ve açıkçası bir alkış rica edeceğim sizlerden. Memnun musun Fark Band üyesi olmaktan? Şimdi uzun hava yapıyorum size. Fark Band'in üyesi olmaktan tabii ki memnunum. Fark Band'in bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Fark Band nedir? Aslında bir iki cümleyle de size onu söylemek isterim. Biz tam anlamıyla yani yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız şarkılarla bir aktivist bir grubuz. Yani az önce dinlediğiniz şarkı zaten hani genel anlamda kullanıldığı için bu kelimeyi kullanacağım. Normalde biz özel gereksinimli bireyler kelimesini tercih ediyoruz. Genel hakları altlarıyla işte engelli hakları ve engellilerin kadın de hakları. Oraya da geliyorum ben tabii. Bir, özür dilerim araya gireceğim. Abi. Tabii. Kadınımdan bir kuple okusana ben. Evet. Şu şarkıyı bugün... Okan'ın efsane şarkısını biz bitirdik, yaptık. Evet. Bir şey çıktı. Fakat izinle ilgili bir gündem var, onu bekliyoruz ama bir kuple oku be Burak. Evet. Altyapısı şöyle bir şey. Ya, tamam. Pardon. Altyapısı varmış. Özür dilerim. Var mıdır bilmiyorum da. O zaman şöyle bir şey yapalım. En azından bir kuple şöyle bir şey yapalım. Ve biz Tanju Okan'ın meşhur Kadınım şarkısını aldık. Ve şu hale geldi şarkı. Vatamızdan miras bize çağdaşlığın. Onunla başladı dünyada varlığın. Yüce Türk kadını kalsın senin adın. Sen... Uyansın insanlık bu derin gafletten, güneşine düşen kara gölgelerden, gözündeki yaşlar gitsin zihinlerden. Sen kadınım,
Kadınım. La 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 la. İşte böyle bir şey. Şarkı bu hale geldi ama aslında fazla da uzatmadan şuna bağlamak istiyorum ben. Gerçekten Fark Band benim her anlamda hayatımı değiştirdi. Ben dediğim gibi bana güvenen, inanan, benimle birlikte çalışmak isteyen, bir şeyler yapmak isteyen herkese ama herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve en önemlisi aslında belki de Fark Band sayesinde, belki başka şeyler sayesinde hayatımın gerçekten beni mutlu edebilecek insanı, hayatımın kadınını buldum bu sene içerisinde. Bunu da söylemek istiyorum. Bir de Fark Band... O yüzden hepinize ben bir kez daha teşekkür etmek Uğra istiyorum. Uğra şöhreti yakalayınca evleniyor ya. Şimdi yani. En can alıcı noktayı da bitirdi. Çok teşekkür ederiz Uğra. Sağ ol canım, seni yerine alalım. Şöyle. Buğra'ya bizim sözümüz vardı. Demiştik ki Buğra harika bir şarkıyla klip yapacağız. Ondan sonra da inşallah seni evlendireceğiz. Çünkü iki tane hayali şimdi vardı. O var, evet. Biri o, bir diğeriydi. Şimdi hakikaten de ikincisi de oluyor inşallah. Harika. Tabii çok Park Band'de Tanda, Elif de, Selva, Okan hepsi muhteşem şovlarla hep bizde oldular ve oluyorlar. Bence müthiş bir performansları var yani sahnede. Evet, evet, biraz onların da görüşlerini alabiliriz kısa kısa. Elif'cim seni alayım mı böyle? Fark Band üyesi olmak sana neler hissettiriyor? Ya da sen ilk başlarda ne düşünerek böyle bu üyeliğe, Fark Band üyesi olmaya hevesle atladın? Açık açık konuşabilirsin. Merhabalar. Ses gelmiyor mu? Geliyor, geliyor. Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben bu, yani İZEV'den bahsedeyim az. Ben bu 2017 yılında başladım İZEV'e. Ve İZEV'de benim hayatım çok değişti. Mesela bu Fark Band'de ben ünlü olmak için yarıştım. Halen daha da yarışıyorum. Hep hayalimdi yarışmak. Bu şey, Elif'in şöhret yolculuğu bu şimdi. Değil mi Elif? Senin şöhret yolculuğun. Aynen, evet. Şöhret yolculuğum. Ve mesela ben tek başıma her şeyimi yapabiliyorum. Mesela dışarıda mesela uzak bir yere gidebiliyorum. Mesela bu sıralar benim çok şey dikkatimi çekiyor. Ben mesela yolda giderken yani bakanlar oluyor. Ama tutup da yani bir şey diyemiyorum. Niye bakıyorsunuz diyemiyorum yani. Bu sefer kendini geri çekiyorlar. Ve ben ters ters bakmak zorunda kalıyorum. Yani bu tabii bizim gururumuza gidiyor yani. Boş vereceksin onları. Aynen. Sen meşhur olmaya devam et. Aynen. Aynen. Sen benim kim olduğumu biliyor musun dersin. Tabii. Aynen. Aynen. Benim diyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Elif'ciğim. Selvacığım seni alalım mı canım? Tamam. Evet, şık ceketini giymeden olmaz değil mi? Çok da güzelmiş. Harikaymış ceketinde. Sen biraz kendini tanıtır mısın? Fark Band üyesi olmak sana ne tür duygular getirdi? Fark Band üyesi olmak bana çok iyi duygular getiriyor. Çok mutluyum. Çok iyi bir müzik grubu. Ondan sonra çok güzel, her şeyi çok güzel yapıyoruz. Yapıyoruz Fark Band'de. Fark Band'de. Ondan sonra İZEV'e geldim. Bayağı bir şey, bayağı şeylerim değişti. Çok mutluyum, bayağı ilerledim, geliştirdim kendimi. Çok Ay, mutluyum. Sen de meşhur olma yolunda ilerliyorsun değil ben mi? Ben de meşhur olma yolunda ilerliyorum. Ama kurabiyeleri unutmuyorsun değil mi? Getir. Meşhur olma yolunda ilerliyorum. Selva çok güzel kurabiye börek yapıyor da hep sipariş ediyor. Pastalar yapıyorum falan.
Harika canım. Çok teşekkür ederiz. Bir şey diyelim. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, Okan aslında bir konser atmosferinde göreceksiniz Okan'ı. Sallıyor sahneyi. Evet. Çok harika dans ediyor. Harika dans ediyor. Bilmiyorum, vaktimiz herhalde olmayacak o hareketli şarkılar için. Bakarız ona, spontane gelişecek. Sen mutlu musun Okan? Mutlu. Harika. Fark Band'le şarkı söylüyorsun. Mutlusun. Harikasın. Teşekkür ederiz canım. Sağ ol. Evet, Tam Bey. Size alalım şimdi. Hallere bakın. Yalnız sana mikrofonu vermekten korkuyorum. Sonra alamayabilirim. Gerçekten espri değil. Tam Bey'e vermeyelim mikrofonu. Sadece. Sen uzat. Tamam. Ben uzatacağım. Evet, Tam Bey. Fark Band için konuşuyoruz. Ne diyorsun? Esas bu. Yani bu sıra Fark Band top grubu için kendimi atakla yitirdik kendimi. Üzerinde konuştu bugünden bu yana kadar. Ama şu an hayatımızda neler olmayacağını, hatta neler bitmiyor diye bir şekilde neler olursak ama biz bu gerçeği tek hayatta olduğu takdirde ama biz farklıyız. İzlerle fark vermiş ve çünkü fark ver yani yüz yüz geliyor. Bravo. Senin başka etkinliklerin de var. Aslında burada İzlev Hakkı Merve'nin istediği gibi gösterelim diye hem işte şiirlerim var, konuşmalarım, konferanslarım var. Tam TEDx konuşması da yaptı. Bu arada belirtmek isterim. Öyle bir konferansı da var. Bu arada mikrofon çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi bugün de burada bir Dante'nin ölüm yıldönümü için hazırlanmış olan tanım bir biçimde Acılar kentine, buradan gidilir bitmek bilmeyen acıya, buradan gidilir yetmiş insanların arasına, adalet yol gösterdi ulu Rabbime, kutsal büyük, yüce bir gelik ilk sevgi yarattı beni. Benden önce her şey sonsuzdu. Sonsuza denk süreceğim ben de. İçeri girenler, dışarıda bırakın her umudu. Bir kapının üstünde kuyu renkli
yazılı bu sözler görünce, usta dedim, beni ürkütüyor bu sözlerin anlamı. O içimden geçenleri anlamıştı. Burada her türlü korkuyu bırakmalı, ödlüklü kökünü kızmalı. Sana söylediğim yerdeyiz şimdi. Akıl hazineleri kaybettikleri için acı çekenleri göreceksin. Sonra eliyle tutup elimi, gülümseyerek yüreklendirdi beni. Ağlamalar, inlemeler, yakınmalar, uluduyordu yıldızsız gökte. Gözlerimin içinde yaşlar boşaldı benim de. Evet, aslında senin yerine filmin konuştu. Başka filmler de var değil mi? Onlardan evet. Biraz bahseder misin? Mesela Avusturya'yı tanıtan, Avusturya Konsolosluğu'na yapmış olduğun bir film vardı. Orada ne diyordun? Ya aslında zaten böyle bir şey yapabiliyorsak da, yani Avusturya gözünden, benim kendi edebiyat gözümden olması gereken her iş... Avusturya. Ama biz bunu baskı altında kalmadık. Ama biz Tante'nin ölüm yıl dönümü 700. yıl dönümünü kutlamamız için elimizde geleni yaptık. Ama biz ben söyleyeceğim. Ama biz ize vakfıyız. Ama biz şimdi değerli arkadaşlar, şöyle çok önem verdiğim bir şey, ben de meslek hayatında... Şimdi Dante 700. ölüm yıl dönümü ve bütün dünyada Dante'yi anma haftası yapıyor her yıl. Şimdi burada bir Türk gencinin, Dante'nin Cehennem Kantosu'nun bir bölümünü okuyarak, 3 günde de beni çok etkileyen bir şey bu. İtalyan konsolosluğuna biz bunu yolladığımızda 3 gün ses çıkmadı, dedik herhalde yayınlamazlar falan. 3 gün sonra döndüler, Cumhurbaşkanı logosunu koymak istediler. Ya biz burada bazen çok zorlanıyoruz belli noktalara ulaşmak. Aslında zorlanmıyoruz. Ama biz ize vakfıyız. Ama çünkü elimizle geleni yapmaya hazırız. Peki o zaman bir slogan attır. Hangisini tamam. Attırmak istersin? Tamam. Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar. Tamam. Klibi de sonraya saklıyorum. Şimdi esas konuşmada şöyle bir itibariyeden geçtiği için ben size söyleyeyim. Şöyle bir slogan attıracağım galiba sizlere. Hadi biraz kaçamayacağınızı biliyorum ama. Durum öyle gösteriyor.
Evet. Yıkılmak zorunda olan bu kulağıma ağır diyor ama hadi bir daha isteyeyim. Yıkılmak zorunda olan teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, çok güzel gidiyoruz ama vakitte ilerlemiş. İkinci turu böyle çok hızlıca geçelim mi? Hem izleyicilerimizi sıkmayalım, tabii. Hem de hakikaten çok önemli bir çalışma olan, yıkılmak zorunda olan Zihinlerdeki Duvar klibini bir izletmek istiyorum ben. Onunla bitirelim. Bu bizim ilk klibimizdi. Hakan Bey'in de bahsettiği gibi. Ondan sonra demin izlediğiniz klip yapıldı. Aslında önce o, sonra buydu ama o her zaman özel bir yerde. O yüzden çok hızlıca belki son sözler diyelim. Detay alacaktık ama çok da sıkmak istemiyoruz. Bir şekilde bu bağ kurulduysa zaten İzEV'in çalışmalarında da belki zaman zaman ilgi duyarsınız, yer alırsınız ya da takip edersiniz. O şekilde telafi ederiz. Şimdi ben aynı sırayla gideyim. Merve Hanım, son sözlerinizi alalım. Kusura bakmayın, hızlı geçti zaman. Hatta daha şarkılar dinlemek istiyorduk Fark Band'den ama zamanımızı da doğru kullanmak isteriz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Teşekkürler. Aslında biz konuşmaktan çok yapıp ediyoruz zaten. Evet. Evet. Anlattığımız video klip, Fark Band'in burada olması, Fark Band'in bu minvalde bir müzik kalitesi sunuyor olması, kendilerini böyle ifade ediyor olmaları temelde aslında yaptıklarımızı, faaliyetlerimizi ortaya koyuyor. Ebru biraz istatistiklerden bahsedecek. O yüzden ben fazla sözümü uzatmayacağım. Ama burada bir şey açıklamak istiyoruz. Biz size bir haberimiz var. Fark Band bugünün onur konuğu. Ve Fark Band'in bir hayali var. Bu hayali paylaşmak için 3 Aralık'ı bekledik. Çünkü kendi aramızda konuştuğumuzda çok sesimiz gür çıkmıyor ama böyle 3 Aralık'larda, 21 Mart'larda, 10-16 Mayıs gibi haftalarda basın da daha çok ilgi gösteriyor. O yüzden sesimiz daha gür çıkıyor. Ben Buğra'ya bu haberi aslında sunmasını rica edecektim. Buğracığım. Evet. Hani biz seninle bazı çalışmalar yaptık, başvuru koşullarını öğrendik. Hatırladın mı? Evet, evet, evet. Türkiye'den nasıl oluyor, ne şekilde nasıl oluyor, nasıl olmuyor şimdi iyi konuşuyordum. Şimdi söyler misin, bu yıl Fark Band'in hedefi ne? 2023 yılında sevgili misafirler, Fark Band'in çok önemli bir hedefi var. Bir süredir, gerçi Türkiye olarak maalesef katılmıyor olsak da, tekrar katılıp ve ilk grup olarak, ilk sanatçı olarak da Fark Band'in yer alacağı şunu istiyoruz. 2023 Eurovision şarkı yarışmasına Fark Band'in katılmasını planlıyoruz. Planımız, hedefimiz, isteğimiz budur. Bununla ilgili çalışıyoruz. Bununla ilgili de tüm çalışmalarımızı, daha doğrusu tüm haberleri Fark Band'in Instagram hesabından da takip edebiliyor olacaksınız. Fark Band'in tüm çalışmalarını Instagram'dan sizlerle paylaşıyor olacağız. Sizler de takip edersiniz. Burada bir kamuoyu oluşması şart. Sizlerin teşekkür ediyoruz. Şart yani. Böyle bir kamuoyu oluşursa bence Türkiye adına çok önemli bir çıkış olur diye düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Evet. Çok daha güzel günlerde görüşmek üzere. Çok güzel bir haberle bitirmiş oldunuz. Teşekkür ederim. Yine aynı sırayla gideyim. Şenay Hocam, detayları alamadık ama son sözü. Çok kısaca bahsedeyim. Evrensel tasarımı anlatmadım çünkü ilk kısımda, ilk bölümde. Evrensel tasarım ne? Çevre diyelim artık, fiziksel çevre. Çevremizdeki her şeyi kapsıyor. Bu ürün tasarımından mekan tasarımına kadar, iletişim tasarımına kadar. Bütün meslek disiplinlerini içine alan bir şey. Evrensel olarak tasarlandığında işte o dezavantaj olarak nitelendiğimiz, özel gereksinim olarak nitelendirdiğimiz o özel
özelliklerin hiçbiri önemi kalmıyor. Kısa boylu olmak, uzun boylu olmak, sol elini kullanmak, sağ elini kullanmak, bunların arasında hiçbir fark olmuyor. Çünkü biz onu düşünerek tasarlıyoruz. O tasarladığımız ürünleri mekanlarımızda kullanıyoruz. Mekanları bütün bu kullanıcı farklılıklarını dikkate alarak tasarlıyoruz. Dolayısıyla evrensel bir tasarım yaptığımız zaman hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Yaşlandığımızda da aynı mekanı kullanmaya devam ediyoruz. Gençken de aynı mekanı kullanıyoruz. Aynı fiziksel çevreye sahip oluyoruz. Şu an ben bu kavramı anlatmaya başladığımda benim için hep demiştim, yani kendi ülkem için baktığımda bu biraz ütopik gelmişti bana. Yani hani çok ütopik bir yaklaşım, nasıl olacak dedim ama bence işte bilindiği oranda, yaygınlaştığı oranda, herkes bunun bugün farkında mısın diyoruz ya, farkına vardığı anda bence ayakları yere basmaya başlayacak bu kavramında ve her alanda her şekilde kullanılmaya başlayacak. Ben teşekkür ediyorum çünkü orada bir takım yüzdelerden bahsedeceğiz anladığım kadarıyla. Daha gerçekçi, daha somut şeylerden bahsedeceğiz. O yüzden teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Evet, Ebru Hanım, biraz kısıtlamış olduk ama yine de çarpıcı yönlerini, elinizdeki istatistiklerin, anket sonuçlarının, kamuoyu yoklaması sonuçlarının çarpıcı yönlerini bize aktarırsanız seviniriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi çok kısa en baş noktasına ilerlemek istiyorum. Hani eğitim dedik, eğitici faaliyetler dedik bu işin bilinç kısmında. Biz İZEV Vakfı olarak bu bağlamda eğitici yayınlar üzerine çalışıyoruz. Bizim faaliyet alanlarımızdan belki de en kıymet verdiğimiz noktalardan birisi toplumu bilinçlendirmek, ebeveynleri, işte toplumun tüm kesimlerini özelleşmiş konularla bilinçlendirmek üzere eğitici yayınlar çıkarıyoruz. Bu yayınlarımızdan her sene mutlaka bir saha araştırması yapmayı hedefliyoruz. Geçen sene ben bir psikolog olarak hocam pozitif ayrımcılık yaptım. Psikoloji öğrencileri üzerindeki tutumları inceledik. Gençler ne konuda engellilik, sivil toplum ve farkındalık kavramlarını biliyor. Bu bağlamda bir araştırma yaptık. Öğrenci arkadaşlarımın ekipte yer almasıyla. Sonuçlarda gördük ki toplumda öğrencilerde sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olma oranı çok düşük. Gerçekten çok düşük. Son yıllarda bu işte öğrencilerin staj ayarlama durumlarında artış gösterse de gerçekten gönülden gönüllü olma oranları çok düşük. Toplumun öğrencilerin bazında, birazdan anlatacağım, sivil toplum kuruluşlarında çalışabilme, gönüllü olma oranı çok düşük. Bu bizi açıkçası üzdü. Çünkü bir sonraki işte kuşaklarda bu durumun oranının düşük olması yapacağımız işlerde bilinç seviyesini maalesef düşürüyor. Devam ediyorum. Gençlerin fakat eğitimle, bilinçlendirmeyle bir takım işte toplumu yaygınlaştırıcı işte sivil topluma faaliyetlerle bu seviyenin yükselme oranlarının da pozitif anlamda arttığını gözlemledik. Şimdi dedik ki bu araştırmayı birazcık topluma yayalım. Psikoloji öğrencileri çok odak bir çalışma oldu. Bu araştırmayı nasıl yaparız? Tüm Türkiye'ye yaydık. Evet, tüm Türkiye, 81 ilden araştırmamız yanıtlandı. Bu benim yürütücülüğümde bir araştırmaydı. Fakat başkanım Merve Hanım her daim koordine etti bizleri. Baş danışmanımız kendisi. Fakat böyle bir araştırma yapmak hayalimdi. Dedim ki Merve Hanım'a, bir araştırma yapmak istiyoruz. Konu damgalama olsun. Hiç damgalamayı duyan var mı hayatında? Damgalama kelimesini, evet. Damgalama toplumda yermek, aşağılayıcı hareketlerde bulunmak için söylenen tüm etiketler, sözler, atıflar, söylemler. Örneğin şizofren bir bireye şizofrensin sen de deyip devamlı şizofren olduğunu söylemek bir damgalamadır. Ya da ergenlik çağındaki çocuklara ergen bunlar. Evet. Bu bir damgalamadır normalde. Ya da otizm tanısı almış bireye otistik demek dahi damgalamadır. Zaten toplumda çok sık otistik bu ya. Hani otizmli tanısı olmasa bile bu kelime de damgalamadır. Geleceğim birazdan. Tüm Türkiye'de bu araştırmayı yaygınlaştırdık. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Başkanlarımın da başarısı bence. Ve tüm ekipte, çalışma ekibinde, yürütücü ekipte çalışan herkesin başarısı. Toplamda 1010 kişi araştırmaya katıldı. Bizler psikolojide araştırma yaparken bizim için 300-400 kişi iyi bir örneklemdir.
1010 kişi çok iyi bir örneklem. Tüm Türkiye'yi temsil etmesi açısından 80 ilden yanıtlar geldi. Her ile seslendik resmen. Evet. Kırşehirliler neredesiniz falan diye post çıkıyorduk. Bir bakıyorduk Kırşehir'den anket yanıtlamışlar. Sonra bir başka önemli konu, tam hocam 158 farklı meslek grubu araştırmaya yanıtlamış. İçlerinde hangi meslekler olduğunu ben böyle bakıyorum. Baktıkça böyle neşelendim, keyfim yerine geldi. Çünkü bu çok güzel bir şey. Toplumda aşçısı da bunu yazılamış, kasabı da, işçisi de. Önüme bakıyorum, pilotum, doktoru, işte askeri, tüm meslek gruplarından yanıt gelmiş. Bu çok büyük bir başarı. Bunu başarı addediyorum. Bilmiyorum nezdinizde nasıl algılanıyor. Ve her kesimden bu yanıtların gelmiş olması da araştırmanın çeşitliliğini, bir kere daha yorum yapma becerilerini kuvvetlendiriyor. Genellenebilirliğini kuvvetlendiriyor. Bu da çok büyük bir başarı. Devam ediyorum. Evet, ben dedim ki sizlere olumsuz konuşacağım. Maalesef istatistikler bana olumsuz yanıt veriyor. Toplumun %85'i zeka geriliğini bir zihinsel özel gereksinim grubu olarak addetmiş. Fakat zeka geriliği olan bir bireyi zihinsel özel gereksinim durumuna sahip olarak addettiğimizde otizmli bir bireyi maalesef tanımıyoruz. Bu oran otizmde %50'ye düşüyor. Yani toplumun yarısı otizmi bilmiyor. Türkiye sadece örnek... engelliyi biliyoruz yani. Evet. Türkiye 1010 kişi, Türkiye'de gerçekten bizim genelleme yapmamız için yeterli bir oran. Toplumun yarısı otizmi bilmiyor arkadaşlar. Toplumda %40 kişi hala engelli kelimesini kullanıyor. Bu da yüksek bir oran. Fakat engellinin alt açılımları var, onları söyleyeyim size. Sakat, beyinsiz, deli, özürlü, şizofren, otistik, başka ne? Hastalıklı gibi. Beyinsiz. Oo, çok yüksek bir oran çıkmış. Gerçekten bunları şaka yapmıyorum. Mongol. Değil mi hocam? Mongol. Bunlar maalesef hala kullanılıyor. Yani toplumda ayrıştırıyoruz. Toplumun istatistiklere baktığımızda hocam %28'i ayrıştırıyor bireyleri. Bu 200 kişiye denk geliyor. Türkiye ortalamasına baktığımızda ne kadar ediyor hocam biliyor musunuz? 17 milyon kişi. 17 milyon kişi engellileri ayrıştırıyor tırnak içinde. Yine ilginç bir oranı daha söyleyeceğim. Damgalama yapmayı araştırdık. Dedik ki ne kadar zihin farklı bireyleri damgalıyoruz. Bunu araştırdığımızda yine 78 kişi toplam 1010 örneklemde ayrıştırdığını söyledi. Bu ne kadar bir oran yapar biliyor musunuz? 6 milyon. Türkiye, 86 milyon Türkiye nüfusunda 6 milyon kişi damgalıyor. Toplumumuzda, sokakta, caddede gördüğünüz her yerde. Bunları ben söylüyorum ama bunlar gerçekten ciddi oranlar. Sivil toplumda, bireylerde, toplumda iç içe yaşama, toplumda bütünleşme bağlamında çok ciddi oranlar. Bu oranların ne şekilde düşeceği tamamen bizlere, bilinçli insanlara bağlı. Yani eğitimler... Bizim engellerimiz bunlar. Bizim engellerimiz bunlar. Kesinlikle. Evet. Ve çok ilginç bir istatistik daha vereceğim. Şimdi bizler araştırma yaparken duyguları asla es geçemeyiz. Bir insan duygularıyla vardır. Duygular sayesinde söylemlerini dile getirir, eylemlerini. Şimdi dedik ki sorularda zihin farklı bireylerle iletişim kuruyor musunuz, konuşuyor musunuz, onlarla bir ortamda bir şeyler paylaşıyor musunuz, bunları paylaştığınızda ne hissediyorsunuz? Genellikle hangi duyguların yoğun olduğunu gördük? Üzgünlük, üzüntü, mutluluk. Şimdi çok ilginç. Evet, çok hem üzüntü hem mutluluk. Aynı anda nasıl hissedebiliyor insanlar bunu? İkisi çok zıt kavramlar. Evet, bunlar da bizim farklılığımızın göstergesi. Farklı iki duyguyu aynı anda hissedebiliyorsak toplumda pek çok farklılık var demektir. Bu farklılıklarla birlikte yaşamak, bütünleşmek için eğitim gerçekten çok önemli. Bu bağlamda vakıf başkanına birlikte verdiğimiz zihin farklı bireylerle iletişim ve farkındalık eğitimi çok önemli. Her meslek grubunun bunu alması çok önemli. Çok önemsiyoruz. Aynı zamanda tüm toplumun bunun farkında olabilmesi çok önemli. Konuşmamın başından itibaren zihin farklı birey kelimesini kullandım. Hiç dikkatini çeken var mı bu? Ne bu zihin farklı birey kelimesi? Şimdi bizler biraz önce saydım engelli, işte sakat, özürlü gibi kelimelerin yerine artık zihin farklı birey kelimesini kullanıyoruz. Zihin farklı birey kelimesinin mimarı da Saadet Hocam'dır. Bunu da bir saha araştırması neticesinde yani bir karara bağladık. Bir kere daha bağladık. Mimar oldunuz. Bir kere daha mimar oldunuz. Evet, zihin farklı birey kelimesini artık söylemlerimizde kullanıyoruz. Devrimler toplumların
agresif tutumların neticesinde gerçekleşir. Bu kim ne derse desin böyledir. Kendi dil devrimimizi kendimiz başlattık. Umarım ilerleyecektir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, çarpıcı sonuçlar. Ve Hakan Bey, son sözleri, panelimizin son sözlerini sizden almak isteriz. Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Çok uzatmayayım ama hayata şöyle bakmayı bir deneyelim hep birlikte. Yani şunu tavsiye ederim, kendi deneyimlediğim de bir şey. Sabahleyin uyandığımızda o gün ben olarak kuracağımız cümleleri, ben olarak yapacağımız edimleri birazcık sen olarak yapalım. Yani birisi için bir şey yapalım, programını öyle yapalım. Çünkü inanın bana o kadar çok farkında olmadan sabah dişimizden, saçımızdan, ağzımızdan, burnumuzdan, kremimizden, çorabımızdan falan o kadar çok beniz ki biz, o benlik bizi gerçek, doğru bakış açısından biraz uzaklaştırıyor. Yani kendim de bunu yapmış, denemiş bir insan olarak bunu söylüyorum. Öyle bakınca o zaman kuşa da bakıyorsun. Yani bu hani vardır ya anda kal yok farkında ol falan. Ben bu tür şeyleri çok yaşamadan olmayacak. Kelimeyle bunlar olmaz yani. Ama sabah bakarken o suyu yudumladığınızda içinizde akan o serinliği ya da dinginliği hissetmek. Bir kediye baktığınızda o kedinin neyi anlatmak istediğini düşünmek. Kendinizi sadece ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, neye bineceğiz, hangi araba falan diye böyle sırf ben odaklı merkezden çıkartmayı deneyimleyin. Lütfen deneyimleyin. Çok büyük fark olacak hayatınızda. Nefes alırken nefesin akciğerinize geçişinizi ya da diyaframınıza girişini, hissedişiniz bile değişecek. Buna emin olun. Dolayısıyla da öyle baktığımızda asıl farkındalık bireyin kendi içinde hissedeceği farkındalıktır. Çünkü zaten kendinin farkında olmayan bireyler toplumsal bütünleşme de oluşturamaz, farkındalık da oluşturamaz. Onun için biraz önce ben değil, önce sen demeye zaman ayırmak, zihni oraya fokuslamak. Çünkü hani derler ya, dervişin aklı neyse, fikri neyse zikri odur diye. Biz devamlı zihin şeye fokuslu ya böyle, hep kendimize odaklı şeyler. Biraz oraya fokuslamayı tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz burada olduğumuz için. Bizim için büyük onur. Böyle önemli bir mekanda olmak. Böyle bir, yani Mimar Sinan benim için çok kutsal. Çünkü ben çocuktum. Çok efsaneydi. Hala efsanesi sürüyor Mimar Sinan Üniversitesi'nin. Burası çok güzel bir mekan. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Size. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Ben tüm konuklarımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sayın Merve Kılıç, Sayın Hakan Kural, Sayın Şenay Çabuk ve Sayın Ebru Demirtaş. Yüreğinize, emeğinize sağlık. İyi ki geldiniz. Çok çok teşekkürler. Çok mutlu olduk. Ve siz de değerli konuklarımız, iyi ki buradasınız. İyi ki birlikte olduk. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizi de şahane kullandık. Şimdi söz verdiğim gibi Another in the Wall şarkısından Türkçe'ye uyarlanan yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar klibimiz ve sonrasında gidiyoruz. Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? İndir o ellerini. Neden diğerleri gibi değilsin? Sen de herkes gibi davranmalısın. Ben sadece farklıyım, arkadaşlarım gibi. Bu şekilde var olamazsınız. Başarmak için bizim gibi davranmalısınız. Bu hayatta farklılıklara yer yok. Biz de sizinle aynı gökyüzüne bakıp ve aynı havayı soluyoruz ve varız. Hayır, hayır, hayır. Farklılıklara yer yok. Yaşama hakkımızı istiyoruz. Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar.
o akıllıca, çünkü bizde varız. Duvarları yıkın, çünkü bizde varız.